Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Gençleri Başkanlığı Müşavirim, değerli protokol üyelerimiz, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrencilerimiz, meslektaşlarım, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla, Esselamu Aleyküm, selam diyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ve hepinize teşriflerinizden dolayı hoş geldiniz diyorum. Muhterem misafirlerimiz, muhterem dinleyicilerimiz, ben sözü uzatmayacağım. Yalnız çıkmışken birkaç cümle kurup asıl sözün sahibi Ankara'dan Diyanet İşleri Başkanlığımızın müşaviri aramızda teşrif ettiler. İnşallah hep birlikte onu dinleyeceğiz. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum yıl dönümünün münasebetiyle o haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak icra ediyor, ihya etmeye çalışıyor, idrak etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu yılda biz bu münasebetle bir program tertip ettik. Her yıl bir tema belirleniyor. Geçen yıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve gençlik, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve merhamet, yine bu yılda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve aile konusu seçilmiştir başkanlığımız tarafından. Aile çok önemli. Aile kurumu cennetten dünyaya taşınan yegane kurumdur. Çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva Anamız cennette bir araya geldiler ve aile kurumunu cennetten dünyaya taşıdılar. Dolayısıyla aile insanın ya cennetidir ya da azabıdır. Ailenin cennet olması için belli prensipler var. Sevgi, saygı, sadakat, sabır, samimiyet, bunlar çok önemli. İslam dini sevgi dinidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun şahsında bizlere hitap ederek Cenab-ı Hak buyuruyor ki ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız, sevgiden bahsediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız buyuruyor. İnsana insan denmez. Kendini bulmayınca, gönül bir viranedir sevgiyle dolmayınca. Öze dön, bırak beni, sever isen kendini, yolda kalırsın inan Allah'la olmayınca. Hocam bir aşk-ı şerif okudu. Cenab-ı Allah hocamın okuduğu aşk-ı şerifte bize bir dua öğretiyor. Ey Rabbimiz, bize gözümüzün aydınlığı olacak eşler ve nesiller, zürriyetler ihsanıyla. Bu duayı çok yapmalıyız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiği zaman eşine selam verir Hazreti Ayşe annemize ve Peygamberimiz buyurmuş ki kellimni ya Ayşe, konuş bana ey Ayşe. Eşiyle konuşurdu ve eşine onu sevdiğini ifade ederdi. Günümüzdeki yansımalarına bakıyoruz, maalesef kötü örnekleri görüyoruz. Biz iyi örnek olalım. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü, beni nasıl seviyorsun diye sorduğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kördüğüm gibi ey Ayşe diyor. Cenab-ı Allah hepimizin ailelerine de Peygamberimizin ailesinde olduğu gibi ülfet ve muhabbetleri ihsan eylesin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak Peygamberimizi sevmeyi, onun yolunda gitmeyi, ona tabi olmayı ve burada bu salonda buluştuğumuz gibi
Peygamberimizin komşuluğunda cennette buluşmayı hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Saygılar sunuyorum.